Şimdi saçımı kurutmadan önce güneş kremimi süreceğim. Daha sonra nemlendirici falan süreceğim. Saçımı yapacağım. En son makyajımı yapacağım. Sensational canlandırıcı bakım kremi yüzüme uygulayacağım. Ondan sonra saçımı düzleştireyim. Sonra da makyajımı yapalım. Bunları çok uygulamayacağım. Çünkü uyguladığım güneş kremi zaten nemlendirme özellikli. Ama yine de nemlendirmekte fayda var. Saçını bu şekilde tutmayan da vallahi bizden değildir. Saçını böyle ağzında tutuyor musun yaparken? Çıkın! Çıkın! Hadi aç. Şimdi her şeyi başa sarıyoruz. Herkese merhabalar, ben Havana. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi makyaja başlayacağım. Bununla beraber hızlıca yapalım istiyorum. Birazdan alışverişe çıkacağız Seda'yla. Evshop'a gideceğiz. Geçenlerde bahsetmiştim hatta indirim videomda da. Teknik markasını falan biliyorsunuz. Onun ürünlerinden çok memnunum. Hatta onları kullanmaya çalışacağım. Birkaç tane ürünle. Memnunum zaten. Gördünüz onların hepsini. Şimdi şu ortacının gül suyunu sıkacağım. Bunu hiçbir videomda göstermedim. Çünkü çok memnunum aslında buna. Bendeki bu rengi açık renk. Normal buna özel bir video çekmeyi düşünüyorum. L'Oreal Infallible Modern Concealer'ı bendeki 323 numara rengi. Bunları göz kapağıma, Milanda'nın Stay Matte pudrasını alıyorum. Bununla çok azıcık göz kapaklarıma geçeceğim. Çünkü concealer'ı sabitlemem gerekiyor. Bu Evshop'ta satılan Makeup Academy'nin paleti. Bu palet de gerçekten çok. Şu rengi alayım. Seda, şimdi isim vereceğim. İsim vereceğim ama onu keserim. O da bundan yapacak. Bu spreyden. Ay çok güzel. Ki çok kolay bir şey yapacağız diyor. Hemen gidin diyor, gliserin alın diyor. Size bir makyaj, Mekin makyaj sabitleme spreyini yapacağım falan diye. Şundan Mekin haberi var mı? Ben de öyle düşünüyorum. Mekle muadil olamaz bu hiçbir şekilde. Tamam ben de yaptım ama yüksek bir performansı yok. Normal. Biz alamayanları idare edecek derecede. Daha sonra yine bu teknik markasının şuradaki rengi alacağım. Zaten onu artık mahvetmişim. Çünkü onu hem yüzüme kullanıyorum. Hem de gözüme göründüğü üzere. Şu etrafını dağıtıyorum. Bu kısmı da aynı şekilde dağıtıyorum ki o çizgisi belli olmasın. Biliyor musunuz? Bu BB krem diyorsunuz bana biraz koyu geliyor. O yüzden şu konsilerle biraz lekelim olan yerlere süreceğim. Hem de açıklık katsın diye. Böyle. Hem biraz BB kremin rengini açsın. Allah'ım şu yandan ayırma işini de sevdiğim gibi saçımda ama. Bir yandan da alışamıyorum. Daha benziyorum şu an. Nasıl güzel olabilir. Şimdi şununla oturtayım güzel fondöteni. Ayakta kaldı.
Ben de beyaz değilim Seda. Bak bu konuda gerçekten sinirleniyorum. Hayatına beyaz görmemişsin. Ben de esmerim. Ben bir kere Karslıyım. Nasıl beyaz olabilirim? Seda benim beyaz olmama kıskanıyor. Ay. Seda benim esmer olmama kıskanıyor. Big Bold bronzer'ı alıyorum. Ana bunda dibini gördü. Kız bu artık Vastus'ta yokmuş. Çok üzüldüm. Acayip üzüldüm. Nasıl yok? Tabii ki böyle artık benle bütünleşen bir şey bu. Gabrini'nin 05 numara olan dudak kalemini süreceğim. Arkadan şu demin spreyimi alsın. Ardından bu Notting Gloss'ını kullanacağım. 01 numara olan. Ay Rosmo'na da gidelim. Şu Gloss'tan var mı bakacağım. Ta ne zaman almıştım ben bunu. Ay bunu millet nasıl koyuyor böyle. Gloss'umu aldım. Yani tazeleyebileceğim tek şey Gloss'um ve bronzer'ım. Tabii koyabilirsem. Power Bank'imi alacağım. Onun için şarj kablosu ve kulaklığımı aldım. Ayrıca el kremi. El kremsiz olmaz. Makyajım nasıl oldu? Ben çok güzel oldu. Şimdi şunu da sıkalım, bitirelim artık. Hemen buraya gözlüğümü koydum. İstanbul kartlarını koydum. Artık hangisi de oluyorsa tabii kulaklığımı. Her zaman ön gözde önemli şeyler olur. Kulaklık, gözlük, İstanbul kartı, her şey tamam. Diğer çantayı alamadım çünkü bilgisayarımı koymam gerekiyordu. O yüzden bu sırt çantamı aldım. Direkt kendimi hemen sporlaştırdım. Şöyle bir şey belime bağladım. Ve hazırım. Hem alışveriş merkezine bakacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Alışveriş merkezinde e-shop'a bakacağız. Ondan sonra da orucumuzu falan açacağız artık. Orada görüşürüz. Powerbank'ı falan unutmuştum. Boğmadan zaten evden çıkamam. Asla çıkamam. O yüzden yengeme söyledim. Direkt onu verdi. Şimdi geldik. Bence de İstanbul'un en kalabalık yeri burası değil mi? Kirazlı metrosu. Kesinlikle çok kalabalık. Burası ama şu an çok sessiz. Kimse yok. Sorum İstanbul'a gidiyoruz. Ben de bilmiyorum. Herhalde işler saat, iftara yarım saat var. Normal olarak boş olması gerekmiyor bu. E-shop'un açılışı varmış. O yüzden gidiyoruz. İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıt para girişi yapınız. Evet. Girdiğiniz para geri verildi. Girmedi ki para. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Sesim inşallah anlaşılır var ya. Adamlar. 2 saatte e-shop'u arıyoruz ama e-shop falan yok bildiğiniz yani. Geldik ezan okunacak ama hala e-shop'u bulamadık AVM'de. Açılışı vardı ya onun için geldik. Aa. Yazıyor mu? Yazıyoruz. Birinci kart diyor B1. Neresi? Yol tarifi al. Nasıl alacağız yol tarifi? Ne saçma bir şey ya. Hep böyle çekiyorum kendim. En çirkin halimi. Şöyle kaldırabilirim. Lütfen. Bulduk. Sonunda bulabildik. Niye çekmiyor? Bayağı alışveriş yaptık. Göster çantayı. Bayağı aldı. Yarım saat falan geçti herhalde. Orucumu hala açmadım. Hemen açmam lazım. Arkada Burger King var ama oraya gitmiyoruz. Çünkü niye? En kötü. En dünyanın en Türkiye'de en kötü burger olabilir. Oraya gidiyoruz. Of. Ay çok uzun. Bağcılar'da kimse merdivenleri tercih etmiyor. Kimse merdivenleri tercih etmiyor burada. Herkes asansörü çünkü yerin 7 kat dibinde mi ne? Öyle. Bu arada AVM'de çekemedim. Kabloyla yaşıyorum. Ya öyle diyorlar ya, AVM'de çekemedim yani, e-shop'ta çekemedim çünkü çok kalabalıktı. %50 indirim var. Ben aslında Essence için gitmiştim. Gel gör ki Essence'de hiçbir indirim yoktu. Çok üzüldüm. Olsaydı tek marka gibi bir şey düşünüyordum Essence'le ilgili ama yoktu. Bu arada buradan da söyleyeyim, kızlar battım. Benim bir an önce YouTube'dan para kazanmam lazım çünkü 5 TL gibi bir borcum oldu. Şu an bu borcumu annem buradan öğrenecek Seda. Çok kötü bir şey. Ay keşke hep böyle olsa. Full vlog çekerim biliyor musunuz? Bomboş her yer. Neyse 500 TL gibi borcum oldu. Annem de burada öğrenecek. Maalesef annem kızım battı ama değer bence anne bana. Sonuçta poşet hediye ettiler bak. Poşet bedava. 25 kuruş falan 50 kuruş vermedik değil mi Seda? O da güzel bir şey bence. Aslında
asla tanımıyorlar ama özellikle yaşlılara, hamilelere asla. Kaç senedir biz gelmiyoruz o Burger'a Seda? 3 seneyi buldu mu gelmeyeli o Burger King'e? Yaklaşık 3-4 senedir gelmiyorduk. Eskiden sürekli o meydandakine gidiyorduk. Şimdi gelmiyorduk. Duyduk ki puan sıralaması en düşük İstanbul'daki Burger King Bağcılar'daymış. Biz de gidelim dedik. Bağcılar'dayız sonuçta. Meydana geldim ama büyük ihtimalle meydanda asla çekemeyeceğim. Işık ne tarafta buradan göstereyim. Seda da orada. Meydanı çekemeyeceğim çünkü çok çok bakıyorlar. Kötü bakıyorlar ve istemiyorum. Öyle hadi gidelim. Orucumuzu açalım. Aradan bir saat geçti ya. Of. Çekme ben çekerim. Ama utanıyorum yıllardır geldiğim yeri böyle çekmek. Garip geliyor. Meryem. Aşırı nezaketlilerdi. ben şey dedim, buz yoktu. Hadi buz koyabilir misiniz falan yapın böyle. Tabii hanımefendi falan yaptı böyle. Sonradan hamburgerime... Hayır da yürümemiştir, salak mısın? Sonradan hamburgerime işte dedim ki, işte acı sos olsun ki ben acı sos istiyorum, ona bakacağım. Acı sos falan sonradan koydurdum. Gerçekten koymuşlar, görüneceği için orada benim. Bence gayet iyi yani. En azından adamların nezaketi iyi. Eskiden öyle değildi ve bazı böyle fikirler falan hiç iyi değil o konuda. Forum İstanbul'da mesela yemedim. Çünkü Forum İstanbul mesela bayağı lüks bir yer. Tamam bir civaya kadar değil ama bayağı iyi bir yer. Böyle Arapların geldiği falan bir yer. Kendi patatesinden ye be. Hayvan gibi zaten. O yüzden orada yemek istemedim. Burası daha iyi bence. Allah'ım acı soslu hamburgeri bayılıyorum. Red sos ve bufalo bayılıyorum. Ben çok seviyorum ya. Neden? Benim burgerim çok kötü olması. Benim de burgerim kötü ki zaten. Gerçekten kötü yani burgerim. Ben sana diyorum ki burger falan güzel değil. Patates güzel, soğan arkası da güzel. Meryem de haklıymış gerçekten. Ama Nişantaşı taşı da en kötü burger kekmiş. Yani İstanbul'da en kötü burger kekler Nişantaşı ve burasıymış. Evet, hamburgerim canlı değil, ölü gibi. Ama soğan şey var, acı sosu var içerisinde. Onu kuralım şu an. Kesinlikle bu. Alın aldırın bunu. Efsane kalabalık değil mi ama? Bağcılar'da iki tane Burger King var. Biz normalde yemektik. Onu da yemeyelim diye başka diğer tarafta olanla gittik. Orada yiyelim dedik. İşte sonra orada yokmuş meğerse. Bir daha aynı yere geri gittik. Oradan aldık sufleyi. Bakıyorlar abla abla bakıyorlar. Abla Bağcılar abla. YouTube'u. Ama biri de cesareliye ben. Dur söyle. Dombili kötü işler peşinde. Oğlum çok kilo aldık gene ya. Bu da diğer dombili. Eve geldik direkt zaten çantayı falan çıkartmadım zaten gördüğünüz gibi. Hatta şurada annem nasıl geldi? Sağ olsun annem çantayı gördü. Çok böyle anlayışlıydı. Bayağı anlayışlıydı. Çok nezaketli bir şekilde aslında. Tabiri caizse. Yani. Hak veriyorum. Gerçekten hak veriyorum. Çünkü artık cırkını çıkarttım bu makyaj vesairenin. Bu tam bu aldıklarım da bizim 180 şey tuttu galiba. Birazdan bu videoyu bitireceğim. Ondan sonra ya bu aldıklarımı çekerim ya da ben bu videoyu çekerim. Sonra bunun devamını da çekebilirim. Çünkü kısa da geldi biraz bana vlog olarak ama bilmiyorum. İlk bunu atarım. Sonra alışveriş videosunu falan atabilirim. Ve videoyu bitirdim. Allah'ım sonunda bitti. Gideceğim odayı toplayacağım. Ondan sonra bilmiyorum ne yaparım. Ama ilk önce o odayı toplamam lazım bu arada. Hep buraya bakıyorum. Hiçbir zaman oraya bakamayacağımı fark ettim. Ya bakın bu havana nasıl videolar çekiyor. Ya. Bu kadar kolay değil. Şaka ederim. Kolay olmayabilir. Ama her şey çok zevkli. Kız! Bahattin de buradaymış. Sayarım burada çünkü hem şarj ediyorum hem videoyu bir yandan atıyorum. Aynen. Bu da Turkish tripod. Bakkalcı tripodu bu.
Ne sandınız? Çok pahalılar. Şu anda onlara verecek param yok. Anca alışveriş. Çünkü alışveriş çekip size içerik üretebiliyorum. Ama öbür türlü onlara para verirsem içerik üretemem. Çünkü alışveriş videosu çok olmaya başladı. Benim bu kadar alışveriş videom olmaması lazım. Şoförler olmadan ben bir içim. Yani isterseniz evet süper bir YouTuber değilim. Ya da binlerce insana seslenmiyorum ama kendi çapımca bir seslendiğim bir kitle var. Kimse tedarik bağcılardaki o kalabalıkla ne dedik biliyor musun? Ya dedi ki abla senin takipçilerin bu kadar yapar mı? Düşündüm orada toplasanız 700 kişi bile yok ama böyle biz ama 2000 küsur insanız. 2,5'u geçtik galiba değil mi? 2700 küsur olduk. Yani 2700 için bile eğer siz de çok yükseklerde gözünüz yoksa imkanlarınızı zorlayarak bu şekilde video çekebilirsiniz. Aa diyorsanız ki ben milyonlara seslenmek istiyorum. Maalesef. Tripodunuzun olması lazım. Kameranızın olması lazım. Işığınızın olması lazım. Arka planınızın düzgün olması lazım. Bu şekilde yapamazsınız. Size söyleyeyim mi? E-shop'un bu çantası çok iyi. Ve Brexit'ten falan kat kat iyi biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Brexit takılmıyor. Sürekli omuzdan falan düşüyor ama bu düşmüyor. Çok avantajlı bir çanta. Vallahi e-shop sen bu işi biliyorsun kardeş. Ben çok sevdim bunu. Buradaki işim bitti. Buraları topladım. Şuradaki eşyaları odama götüreceğim. Odam çok dağınık. Bu ışık çok güzel değil mi? Bak bu yüzden ışık çok önemli bu işte. Eğer bu iş yapacaksanız ışığınızın olması lazım. Bak çok güzel gösteriyor. Ama az önce ben ışıksız bir şekilde video çektim. Ama çektim. Çektim mi çektim. Ben bunları alayım şimdi yavaş yavaş götüreyim. Sonra gelip devamlı alayım. Evet, odada görüşmek üzere gençler. Bu eski kaşar değil. Biraz bak göbek kaşar. Göbek kaşarı. Su içmiyorum anne. Zayıfladım diye. Ha çok zayıfladım. Bunlar zayıfladım diyorlar ama ben zayıfladım hiçbir şekilde inanmıyorum. Hormonlu muydum? Kız anne yedik ya, şiştik tamam üzerinde tatlı yedik biz, sufle yedik. Gelirken göbeğim içime çekemiyorum. Sen düşün. Nasıl doladı ya? Git uzak süpür annemin. Anne! Vallahi kıyafeti koparırım. Isır anne be! Isırıyormuş gibi tartışacak var ya Eddie'yi yani. Dur göstereceğim. Bu ne şimdi? Isırgan. Ben tutmam, sen tut. İyi, ellerini dalar. Lan dalıyorsa ne bu da şey yapayım? Dalıyor ne be? Kaşındırıyor. Şeydir, alınmış. Şimdi onu ne yapacaksın sen onu? Yayarken kaşınırsa? Onu çorba yapıyor. Çok güzel olur. Hazır ellerini daladı. Daladı ne ya? Kaşındı da bari. Kimse anlamayacak. Ellerini daladı. Ne daladı ellerini? Kaşındı. Elleri kaşınmış. Ne? Şöyle çok güzel. Evet. Bütün ümidim gençliktedir. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Ve ben ders çalışacağım. Dün de fıçalı yıkamadım ders çalışıyorum diye. Kalk sen toplayacağım. Anne ders çalışma. Aha kalbim var. Neyse desen. Aa. Arkadaşlar saç rengi nasıl? Bu sarışın olmanın hayalini kuruyor. Dandan özeniyorlar hep. Hayır be. Siyah yakışmaz dedim. Bak senin kafanı gözünü yararım şimdi. Evet ya siyah boyamak istiyor. Salak siyah niye? Yani Seda saçını siyah boyamak istiyor. Oysa o kadar güzel bir boya değil bu siyah. Bence hiç güzel değil. Bence hiç güzel değil yani Seda. Sen bence sarışın ol. Sonuçta sarışınlar yani daha şey. Ne şey. Ağzının altına yapıştıracağım bir tane. Siyah sakın boyama Seda. Çok çirkin oluyor insanlar siyah boyunca. Hey, sana ne? Dedi. Ne sandın? Görüyorsunuz. Yine ben. Yine odam çok dağınık. Normalde ben bu odayı sabah hazırlanmadan önce toplamıştım ama sonra biz hazırlanırken böyle hazırlanıyoruz. İnsan gibi hazırlanamıyoruz. Özellikle ben video çekiyorsam mesela bir alanı kaplıyorum. Sonra mesela şu an önemlisi sabahleyin burada çekmiştim ben. Mecburen kardeşim bu tarafı çekiyor ve ürünleri buraya almak zorunda kalıyor ki görüntüde çıkamamak için yani çıkmamak için. Asla bu kadar dağınık yapmıyoruz. Şimdi buraları toplayacağım.
Burası böyle kalacak. Çünkü pamukları daha çok kullanıyoruz. Onlar önde. Maskaralar falan arkada zaten. Rujlar burada. İşte gece kullanacaklarım burada. Hepsini böyle bir araya koydum. Fırçalarım burada hepsi. Şimdi sorun şurası. Burayı toplamam lazım. Hadi burayı toplayalım hızlıca. Evet. Burayı da böyle bitirdim. Toplamış bulunmaktayım. Başka eksik var mı? Yok. Kaş ürünleri. Eyeliner'lar burada. Far paletleri vesaire. Buradan burası boş. Normalde çok doluydu ama oradaki ürünleri aldım. Çünkü video çekeceğim. Bütün ojelerimi kategori kategori ayırdım. Bu şekilde dizdim hepsini. Burası tamam. Şurayı da düzelttim. Bütün ürünlerimi koydum. Burası da tamam. Daha sonra makyaj malzemelerim. Burası da tamam. Ve son olarak bu kısım. Burayı da bitirdik. Bu da tamam. Bütün videoya çekeceğim ürünleri buraya koydum. Çünkü yarın ve öbür gün yoğun bir şekilde video çekmem gerekiyor. Zaten neleri çekeceğimi anlamıştırsınız. Benim şimdi bu makyajı çıkarmam lazım. Hatta bu video sonlandırsam diyorum ama fırça da yıkayacağım. Sizi fırçaya dahil etsem mi? Bunlar var. Yok. Ben bunları yıkayayım. Bayağı geç olacak ve video çok çok uzamaya başladı. Bunları daha bitireceğim. Saat şu an kaç? Hiç bilmiyorum. Dur bakayım saate. Şaka. Saat 2. Ben daha var ya, daha ders çalışacağım diyordum. Daha benim fırçalarım bitmedi. Allah'ım şaka gibi. Her neyse, ben de fazla uzatmayacağım bu sefer. Umarım bu videoyu beğenmiştirsiniz. Eğer beğenirseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı gerçekten unutmayın. Çünkü beni o şekilde desteklemiş oluyorsunuz. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.